Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere cimriliğin mümine yakışmayacağından bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, cimrilik mali hasletlerden birisidir ama iyi olmayan hasletlerden birisidir. Mümine yakışmayan hasletlerden birisidir. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhtelif hadisleri var. Sizlere bu hadisleri hatırlatmaya çalışacağım. Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İki haslet müminde birleşmez. Hasislik ve fena ahlak. Yani iki özellik, iki sıfat müminde birleşmez. Cimrilik ve kötü ahlak. Cimrilik ve kötü ahlak. Şimdi mümin iyi ahlak sahibi olması gerekiyor. Müminin cömert olması gerekiyor. Bir kişi eğer ben müminim diyorsa, ayrıca bu kişi cimri ise o cimrilik bu müminlik özelliğiyle uyuşmayan bir sıfattır. Yani mümin denildiği zaman cömert akla gelmesi lazım. Cömert kişi akla gelmesi lazım. Eğer aynı zamanda bu kişi hasistir, cimridir deniyorsa bir defa hani imanın varlığı bakımından bu kişi mümin değildir dememiz mümkün değil. Evet, bu kişi mümindir ama fakat kamil mümin asla cimri olamaz. İyi bir mümin, salih bir mümin, doğru bir mümin asla cimri olamaz. Yine salih bir mümin, iyi bir mümin asla kötü ahlak sahibi olamaz. Mesela bazen duyuyoruz işte mümindir, beş vakit namazını da kılıyor, dindandır falan denir. Ama bakıyorsunuz ağzı çok bozuk. Olur olmaz her şeye küfür ediyor, kötü şeyler söylüyor. Bu fena bir ahlaktır. Yani şimdi mümine böyle kötü sözlü olmak, küfür etmek, sövmek, bu gibi şeyler yakışır mı? Yakışmaz. Şimdi yani kime sorsanız namaz kılıyor diye bu kişi hakkında ha, iyi bir insandır bu, temiz bir insandır bu, doğru dürüst bir insandır bu derler mi? Demezler. Ve tabii kötü ahlak, fena ahlak imanla pek bağdaşmayan bir şeydir. Müminden bunların gitmesi gerekiyor. O bakımdan müminler kendilerini her zaman kontrol etmeliler. Yani ben mümin olma sıfatlarına sahip miyim? Yoksa kafirde bulunan bazı sıfatlar bende var mı? Eğer kafirde bulunan sıfatlar varsa onlardan uzak olmaya çalışması gerekiyor. Ve tabii hasislik ve fena ahlak olsa olsa kafire yakışan sıfatlardır. Mümine yakışan sıfatlar değildir. Müminde bunların olmaması gerekiyor. İbn Abbas da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dediğini rivayet ediyor. İnsanı mahveden üç şey vardır. İnsanı mahveden üç şey vardır. Birincisi kişinin kendisini beğenmesi. İkincisi kendisine boyun eğilen hasislik. İfadenin bu şekilde söylenmesi de önemli. Üçüncüsü sahibini esir eden heva. Evet, kişiyi mahveden şeyler bunlar. Birincisi kişinin kendisini beğenmesi. İnsan evet bazen bir maharet sahibi olabilir, bir kabiliyet sahibi olabilir, bir güzellik sahibi olabilir. Belki bu olmada kendisinin çalışmasının da bir hissesi vardır. Ancak o çalışmasının, o gayretin hissesi bu var olan şeyin içerisinde %1 kadar bile tesiri olan bir şey değildir. Genel olarak İslam'da kural şudur. Bütün iyilikler ve güzellikler Allah'tandır. Fenalık ve kötülükler nefistendir. Dolayısıyla insanda iyilik ve güzellik olduğu zaman onu kendisi sahiplenmemesi lazım. Allah'a vermesi gerekiyor. Çünkü ne kadar iyilik ve güzellik yaparsa yapsın, ne kadar kabiliyeti varsa kabiliyeti ne kadar yüksek olursa olsun bunların hepsi Allah'tandır.
Yani söz gelimi aklı iyi çalışıyor. Şimdi o aklını sen mi yaptın? O aklın iyi çalışması için sen ne yaptın yani? Ha, olsa olsa biraz çalıştın, gayret ettin, bilgi sahibi oldun. O bilgi sebebiyle bu aklı daha iyi çalışır vaziyete getirdin. Daha doğrusu akıl önünde bir takım bilgiler buldu. O bilgiler arasında bir takım ilişkiler kurabilecek duruma geldi. Tabii aklın önüne de bir şey koymazsan, ne kadar kabiliyet yüksek olursa olsun, onun parlaklığı, yüksekliği görülmez. Sadece insan çalışmasıyla aklın önüne bazı bilgiler koyuyor ve onu değerlendirmek üzere akla bir nevi sunuyor. Yapmış olduğu şey bundan ibarettir. Yoksa akılla ilgili olarak kişinin akla verdiği, akla sunduğu, akla ihsan ettiği, akla bir fazlalık getirdiği herhangi bir şey yok. Sadece aklın daha iyi çalışmasını sağlayacak bir takım faaliyetlerde bulmuştur, çalışmada bulmuştur. Hepsi bu kadar. Yani tıpkı bir tarlayı çiftçinin çalıştırması gibi. İşte tohum Allah'tandır, toprak Allah'tandır, yağmur Allah'tandır. Ama çiftçi ne yapar? Çiftçi tarlasını sürer ve daha iyi hava almasını, daha iyi güneş almasını sağlar. Ayrıca oraya işte o tohumu ektikten sonra başka otların çıkmaması için o otları oradan toplar. Tohumun daha iyi yeşermesi, daha fazla tohum tutması için onu sular, bakımını yapar, havalandırır, kazar vesaire. Yani burada çiftçinin doğrudan doğruya mahsulün iyi olması için yapmış olduğu bir şey yok. Sadece var olan şeylerin daha iyi çalışmasını gerektirecek bir gayrette bulunmuştur. İşte mahsulün iyi olması için biraz daha fazla suya ihtiyaç var. O suyu da kendisi yapmıyor. Bir başka yerden getiriyor onu ve o tarlaya serpiyor, tarlayı suluyor vesaire. Şimdi dolayısıyla insanda ne kadar iyilik varsa, hayır varsa hepsini Allah'a vermek lazım. Çünkü yaratan O'dur, o imkanı sunan O'dur. İnsan sadece bir takım şeylerin iyi olması için şöyle biraz koşuşturmuş, hepsi O. Onun dışında herhangi bir gayreti yok. Yani koşuştururken de yaratan yine Allah'tır. Koşma gayretini veren yine Allah'tır. O iyilik hissini veren yine Allah'tır. Dolayısıyla genel olarak kuralımız iyilik olduğu zaman iyilikler Allah'a verilir. Kötülük olduğu zaman da kötülükler nefse verilir. Dolayısıyla insanın kendisini beğenmesini gerektirecek herhangi bir şey olmaması lazım. Kötü hasletlerden, insanı mahveden şeylerden ikincisi neydi? Kendisine boyun eğilen hasislik. Resulullah Efendimiz'in ifadesi önemli dedik burada. Yani hasislik bir yerde insanın fıtratına da derc edilmiş olan bir özellik. Ama insan kendi bilgisiyle yine iradesini müspet yönde kullanması suretiyle o hissi yenebilecek güç ve kudrettedir. Yani Cenab-ı Allah zaten insana akıl gibi, iman gibi ve hariçte de işte kitap gibi, peygamber gibi bir takım nimetler verdiğine göre öyle çok üst düzeyde bile değil. Normal bir seviyede bu iyi şeyleri kullandığı zaman cimriliğe hakim gelebilecek bir güce sahip olacak. O hisse mağlup olmaması gerekiyor. Ama işte kişi imanını kullanmazsa, ibadetin getirdiği dayanıklılığı, takvayı kullanmazsa, bilgisini kullanmazsa, hayrı olan meylini kullanmazsa o zaman hasislik hissi, cimrilik hissi galip gelir ve insanı da kötü bir insan haline getirebilir. Diğeri de sahibini esir eden heva. Evet, heva da böyledir. Eğer insan hevasına hakim olmaya çalışırsa insan hevasına hakim olur. Ama insanın hevaya karşı bir hakimiyeti söz konusu olmazsa bu sefer de gelir heva insana hakim olur ve onu kötülüğe sürükler. Değerli izleyiciler, Abdurrahman bin Ganim'in rivayet ettiği bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
şöyle buyurmuşlardır. Cennete cevvas, yani her şeyi kendine yontan kişi demek. Her şeyi kendine yontan kişi. Katı yürekli olan, hasis olan, adi olan kişi, çetin ahlaklı olan kişi, pisboğaz olan kişi, insanlara karşı gaddar olan kişi, göbeği büyük olan kişi. Tabii bu bizatihi göbeğinin büyüklüğünden değil. Yani mecazi bir ifade olarak kullanılmış. Yani haram helal demeden yiyip içen kişi anlamındadır. Evet, bunlar cennete giremez. Cennete giremez. Cevaz, yani her şeyi kendi lehine yontan, kendi menfaati için çalışan kişi, katı yürekli olan kişi, cimri olan kişi, adi olan kişi, çetin ahlaklı olan kişi, pisboğaz olan kişi, yani bu da işte yine helal haram demeden her şeyi yiyen kişi, insanlara karşı gaddar ve acımasız olan kişi, göbeği büyük olan kişi, yani bu da yine pisboğaza benzer bir şekilde helal haram demeden her şeyi yiyen ve dolayısıyla göbeğini büyütmüş olan kişi cennete giremez. Evet, cennete giremeyenler arasında bir de cimriler var. Cimrilik bir cehennem huyudur. Cömertlik bir cennet huyudur. Cehennem huyuna sahip olan cehenneme gider. Cennet huyuna sahip olan cennete gider. Abdullah bin Amr da şöyle rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuşlar. Cimrilikten sakının. Zira sizden öncekiler ancak cimrilikleri yüzünden helak oldu. Sizden önceki kişiler, sizden önceki topluluklar ancak cimrilikleri yüzünden helak oldular. Onlar cimrilikle emrettiler de diğer kimseler de cimri oldular. Onlar sırayı rahmi kesmekle emrettiler, diğerleri de kestiler. Ve onlar facirlikle emrettiler, insanların kötü şeyler yapmalarını emrettiler. Öbürleri de facir oldular. Değerli izleyiciler, esasen burada toplumsal baskıya da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hani bugün mahalle baskısı ismini veriyorlar buna, bunun da önemine dikkat çekmiş oluyor. Evet, sizden öncekiler ancak cimrilikleri yüzünden helak oldu. Ama bu topluluklar topyekün nasıl cimri oldular? Onlardan bir kısmı cimriydi. Ve diğerlerine de emrettiler, siz de cimri olun dediler. Ve böylece o toplumlar genellikle cimri oldular. Bundan dolayı da helak oldular. Şimdi esas itibariyle toplumda hani bir takım cimriler varsa diğerlerine de siz de cimri olun diye böyle emretmiyorlar. Fakat toplumda bir nevi mahalle baskısı dediğimiz, bir nevi bazılarının örnek şahsiyetler olması sebebiyle diğerleri de onlara bakıyorlar. Mesela eskiden çoğunlukla idareci makamında olan kişiler böyleydi. Yani cimriydiler. Cimri oldukları için kendileri de diğer insanlar gibi birer insan oldukları halde başkalarına zulmetmek suretiyle büyük mallar toplarlar, kendilerine saraylar yaparlar. Hani bugün insanlar o eski Roma ve eski milletlerin yapmış olduğu o bazı büyük binaları geziyorlar, yapıtları geziyorlar, hayran oluyorlar. Yani eski zamanda böyle sanat eserleri yapmak ne kadar muhteşem bir şey. Evet, böyle sadece sanat eserinin nazarıyla baktığınız zaman öyle görünüyor da acaba şu soruyu sorarak onlara baktığınız zaman netice nedir? Bu binaları kim kime ne için yaptırmış? Bu binaları kim kime ne için yaptırmış? Şeklinde sorduğunuzda alacağınız tarihi cevap şu olacaktır. Bu binaları eski krallar yaptırmışlar. Bu binaları eski krallar yaptırmışlar. Eski krallar bu binaları halk için yaptırmamışlar. Toplum için yaptırmamışlar. Halkın menfaati, faydası için yaptırmamışlar. Kendileri için yaptırmışlar. Bu binaları kendileri için yaptırmışlar. Ve ayrıca
Bu binaları yaptırırken de on binlerce, yüz binlerce insan istihdam etmişler. Yüz binlerce insan istihdam etmişler ve o binalar yapılırken binlerce insan ölmüş, telef olmuş. Binlerce insan ölmüş, telef olmuş. Şimdi işte bazen çok harika bir takım şeyler ortaya çıkarılıyor ve tabii o harika şeyler neticesinde mesela diyelim ki büyük bir sütun icabında mesela 10 metre yüksekliğinde, 10 metre yüksekliğinde, belki birkaç metre genişliğinde büyük bir mermer sütun bu böyle dikilmiş. Bu efendim işte nasıl kesildi, nasıl dikildi, herhalde onlara ait bir teknik vardı diye insan düşünüyor. Maalesef öyle çok da gelişmiş bir teknik yoktu. Çoğunlukla bunlar insan gücüyle yapılıyordu. Ve işte o taşlar bir yerde tespit edilip, orada kesilip, oraya getirilinceye kadar, bir taş bir yere dikilinceye kadar belki onlarca insan ölüyordu. Evet, bir taş bir yere dikilmiş ama o taşın oraya dikilmesi için birisi o taşı böyle dikili olarak seyrettiğinde ondan haz duysun, ondan zevk duysun diye bir sürü insanın ölümüne fetva verilmiştir. Bir sürü insan ölmüştür. Evet, bu da cimriliğin başka bir tezahürüdür. Cimriliğin arkadaşı zulümdür. Çünkü birileri ben mal toplayacağım derse, bu mal toplama işi öyle saf helal yolla kolay kolay olmaz. Zulmün arkadaşlığıyla ancak bütün bu mal toplamalar söz konusu olabilir. Ve işte geçmişte insanları idare edenler cimri olduklarından dolayı, tabii yukarıdakilere bakan sayrı insanlar da cimri olmaya çalışıyorlardı. Çünkü işte makam sahibi olmanın, güç sahibi olmanın çok mal toplamakla ilgili olacağı zannediliyordu. Evet, insanlar özellikle en yukarıda bulunanlar cimriydiler. Mal toplamayı arzu ediyorlardı. Ama bu malı da kendi kendilerine toplama imkanı yoktu. Ancak başkalarına zulmetmek suretiyle bu malı toplayacaklardı. Ve aşağıda bulunanlar da gücün, kudretin bu şekilde olduğunu zannettiklerinden dolayı onlara tabi oluyorlar ve aşağıdakiler de cimri oluyorlardı. Yani bir toplumun cimri olması bu şekilde oluyordu. Yoksa en yukarıdakiler ey insanlar hepiniz cimri olun, kimseye beş kuruş vermeyin, kimseye yardım etmeyin demiyorlardı. Ama yukarıdakiler o özellikle olunca aşağıdakiler de onları örnek alarak öyle olmaya çalışıyorlardı. Evet, cimrilik böyle insanların yok oluşuna, insanların helak oluşuna önemli ölçüde sebep olmuş hasretlerden, kötü hasretlerden birisidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadislerinde de şöyle buyuruyor. Ebu Hureyre rivayet ediyor bu hadisi. Cimrilikten sakının. Zira o bir kavmi teşvik etti. Onlar da zekatlarını vermediler. Yani Cenab-ı Allah geçmişte de bir kavme mal verdi, mülk verdi. Bundan sonra onlara zekat, mallarının zekatını vermelerini teşvik etti. Fakat onlar vermediler. Yine onları davet etti. Zekatlarını vermeye davet etti. Fakat onlar zekatlarını vermediler. Onları sıla-i rahme davet etti. Sıla-i rahmi kestiler. Yine onları kan akıtmamaya teşvik etti. Fakat onlar birbirlerinin kanlarını da akıttılar. Burada tabii cimrilikle birlikte bu diğer şeylerin de ifade edilmiş olması önemlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cimrilikten sakının diyor. Yani cimrilikten sakının diyor. Geçmişte olan şeylerden bahsediyor. Cenab-ı Allah geçmiş kavmi yani zekat vermek için teşvik etti. Fakat onlar zekat vermediler, cimrilik yaptılar. Akraba ilişkilerini sağlam tutmalarını emretti Cenab-ı Allah ama akraba ilişkilerini de kestiler. Onları birbirlerini öldürmekten men ettiler ama birbirlerini
öldürmeye devam ettiler. Bunun önemli bir sebebi cimriliktir. Şimdi sıla-i rahim nasıl kesilir? Sıla-i rahim nasıl kesilir? Yani sıla-i rahim yaptığınız zaman sadece bu gelgitten ibaret değildir tabi. Asıl sıla-i rahim bir yerde akrabalarınızdan ihtiyaç sahibi olanların ihtiyacını görmektir. Bu şekilde yapılırsa sıla-i rahim yapılmış olur. Şimdi tabi cimri olduğu zaman insanlar bazı akrabalarının yardıma ihtiyacı olduğunu bilecek insanlar, fakat yardım da etmek istemeyeceğinden dolayı ne olacak? Sıla-i rahmi de kesecek. Yani cimri olmak sıla-i rahmin kesilmesine bir sebeptir. Ayrıca cimri olmak tek başına kişi çok fazla mal toplayamayacağından dolayı ve cimrilikte çok mal toplamayı gerektirdiğinden dolayı bazen zulmetmeyi gerektirir. Hatta o zulüm çerçevesinde bir takım insanları öldürmeyi, ölümüne sebebiyet vermeyi gerektirebilir. Bugün de görünen bazı şeyler var. Mesela bir takım kişiler büyük fabrikalar veya tesisler kurmuşlar. Ama insanların, orada çalışacak olan insanların ölmemesi için böyle basit bir takım tedbirler var. Ama o tedbirleri almak için bir miktar harcama yapmak istiyor. Fakat daha fazla kazanmak için adam o az olan harcamayı dahi maalesef yapmıyor. Cimrilikten kaynaklanan bir şeydir bu. Yani şimdi o tedbiri alsa esasen malından çok fazla bir şey eksilmeyecek. Ama cimri ya, yani o kadar bir şey dahi eksilsin istemiyor malından. Dolayısıyla cimrilik neticede bazı insanların öldürülmesine, insanlara zulmedilmesine de vesile olan ve tabii zekat vermemeye sebebiyet veren hususlardan birisidir. Evet, cimrilik mümine yakışmayan bir sıfattır. Müminlerin bu sıfatı üzerinde bulundurmaktan şiddetle kaçınmaları gerekiyor. Değerli izleyiciler, başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.